Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili duruşma başladı. Ne zaman başladı? Yaklaşık geçen hafta salı başladı. Bugün günlerden çarşamba. E, 4 gün oradan, e, gün, 8 gündür bu duruşma sürüyor. Şimdi yarın da ilk celseyi bitireceğiz muhtemelen. i̇lk celseyi bitireceğiz. Çok önemli bir dava, çok önemli bir duruşma. Enver Altaylı, Levent Göktaş, işte Mustafa Özcanların Aynı şekilde işte orada ismi geçen işte Fikret Emekler, şunlar bunlar birçok kişinin e, yargılandığı, tabii Mustafa Özcan kaçak bir FETÖ'cü, yargılandığı, enteresan işlerin olduğu avukatların da şu anda çok önemli bir şey olduğu ki öyle bir önemli bir durum söz konusuydu ki normalde şimdi iddianameyi yazan savcı Serkan abi, iddianameyi yazan yani ve soruşturma yapan savcı normalde şey yapar. Duruşmaya duruşmalara girmez. gelmez. Tamam mı? Duruşma, savcısı, duruşma ayrı. savcısı. ayrı olur. Bilmeyenler için söyleyelim. Duruşma savcısı farklı bir duruşma savcısı geldi. 3. gün oraya duruşma savcısı olarak iddianameyi yazan Zafer Ergün geldi. Ve şu anda soruları o soruyor ve Zafer Ergün geldiği için de sanık avukatlarından ve sanıklardan çok büyük bir tepki var Zafer Ergün'e. Sen böyle bir iddianameyi nasıl yazdın diye. Şimdi işin en temel noktası orada büyük bir kavga var. Orada büyük bir tartışma var. Ve e, şu anda yapılan işi söyleyeyim. Bütün sanıklar dinlendi. Sanıklar dinlendikten sonra her bir sanık mesela Emre Altay dinlendi. Sonra çapraz sorgu. Çapraz sorgu dediğimizde şu. Bütün mahkum şeyler sanıklar, bütün sanık avukatları, işte müşteki avukatları yani katılan. katılımcı, katılan avukatlar yani Necip Hablemitoğlu'nun avukatları. Herkesin bir soru sorma. Savcının, mahkeme başkanının, herkesin bir soru sorduğu bir şey oluyor. Çapraz sorgu o. Önce sanıklar ifade verdi. Arkasından savunma yaptı. Arkasından çapraz sorgusu yapıldı. Sanıkların şeyleri bittikten sonra e, savunuk avukatları konuşmaya başladı. Sanık avukatları aynı şekilde e, bütün hepsinin konuşmalarını yaptılar. Yaptıktan sonra katılımcı avukat. Yani müşteki avukatı, şey avukatı e, Tekkal, Hablemitoğlu Hablemitoğlu'nun avukatları oradan da kendi savunmalarını yaptılar. Şimdi yarın da bir tek e, Mustafa Levent Göktaş'ın avukatları konuşacak. konuşmaların ardından da savcı mütalasını açıklayacak. E, Şimdiye kadar açıklayacak. olan bir pozisyonu bize bir özet şimdi 8 gün, gün şöyle sürüyor. Özet, özet şu şöyle özetleyeyim yani 8 günü her gün 10 saat ya da 8 saat mahkemenin sürdüğünü düşün. Evet. Bu kadar uzun bir süreci anlatmak 5 dakikada, 10 dakikada mümkün değil. Ama işin şeyi özü ben hepsinden hepsinden 2-3 örnek verecek anlatayım. 2-3 vererek mesela 1. Mustafa Levent Göktaş nasıl savundu kendisini? Mustafa Levent Göktaş dedi ki: "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseye kanunsuz emir vermedim." böyle bir değerli insanı da hayatta böyle bir şey öldürebileceğim hani öyle bir şey söz konusu değil ben çok saygın bir askerim Türk askerinin şey Türk askerinin özellikle de işte özel kuvvetler komutanlığı gibi mak gibi çok özel bir e, yapıda bulunan ve orada komuta eden bir askerdim. Dolayısıyla ben böyle bir şey yapamam. Ben Türk bana komutanlarım hangi emri verirse ben onları yaparım. Onun dışında yasadışı hiçbir emri de yapmam. Kendim de yasa dışı bir emir vermedim. Dolayısıyla bunların hiçbirisini yapmadım diyor ve diyor ki HTS kayıtları, şimdi HTS baz istasyonları, sen şurada şunda görüştün ya da sen şuradaydın, şunda yan yana aynı mesaj, şimdi biz buradayız ya, yıldızdayız. İkimizin de şu anda telefonları, telefonları aynı, aynı baz, baz, istasyonundan sinyal, sinyal. veriyor. Dolayısıyla diyorsun ki Erdem'le Serkan, Laçin burada hepimiz yan yanaydık. Yan yanaydık. Dolayısıyla biz bu işte şeyde üçünüz toplandınız. Şimdi savcılık da HTS kayıtları üzerine kurulu bir iddianame hazırladı. Dolayısıyla hem görüşmeler hem de baz istasyonlarından gelen sinyaller. Diyor ki Mustafa Levent Göktaş ben diyor işte 7 dakikada şehir değiştiriyorum. 5 dakikada şey, ülke değiştiriyorum. Yani şey değiştiriyorum. İlçe evet. değiştiriyorum falan. Coğrafya değiştiriyorum falan. Ama o dönemlerdeki baz istasyonlarına bir isim var bu dönemdeki baz istasyonun isimleri farklı. Dolayısıyla karmaşa biraz da buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu HTS kayıtları ve baz istasyonlarındaki karmaşıklık için bilir kişiye başvuruldu. Bilir kişi bununla ilgili raporlarını hazırlayacak. Hazırladıktan sonra baz istasyonlarının gerçekten yani yan yana aynı baz istasyonlarından alıp almadığı tam olarak tespit edilecek. Eğer ki bu baz istasyonları Mustafa Levent Göktaş'ın dediği gibi ise hani hepsi yanlış diyor. Ben diyor işte tam Çankaya'dayım diyor 14 15'te. 14 22'de bir anda İstanbul'da görünüyorum diyor mesela şimdi. Tamam mı? Bu gerçekten saçma sapan bir şey ama İstanbul'da ki şu an İstanbul adındaki baz istasyonu o dönem Ankara'da olabilir. Hmm. Zaten mevzu bu. Hani biraz tersten. Dolayısıyla bunun üzerine bir savunma yaptı ve kendisinin kesinlikle ben Necip Ablimitoğlu'nu tanımıyorum dedi. Yani öldü nasıl tanımıyorsunuz diye sordular Levent Göktaş'a. Dediler ki sen nasıl tanımıyorsun ya dediler. Hani bu kadar önemli fetöle mücadele veren işte onları açıklayan Türkiye gündemine defalarca ulaşan e, ve onların konuştuğu Necip Habremitoğlu nasıl tanım Yok dedi ben hani dedi siyasetle miyasetle hiç şey yapmıyordum. Ben askerliğimi yapıyordum. İşte oradaydım buradaydım. Siyasette pek işim olmaz. O yüzden ben Necip Habremitoğlu'nu öldükten sonra ismini duydum. Dedi. Aynı şekilde Tarkan Mumcuoğlu oldu öyle söyledi. Tetikçi olarak olduğu iddia edilen Tarkan Mumcu'yu da ben de tanımıyordum dedi. Ya. Evet. Eee Fikret Emek bu konu hakkında bir şey söyle yani şey söylemedi ama şey mesela şey Enver mi? Altaylı bununla ilgili bir şey söylemedi. Tanıdığı belli zaten. Hani Altaylı tanıyor. Zaten siyasetle değişti dıştı. Şimdi bir de bir yandan da eee Nur Yöken Bozkır diye bir adam var tabii. Nur Göken Bozkır üzerinden ilerleniliyor. Şimdi bütün sanıklar Levent Göktaş, işte şey Enver Altaylı hepsi ifadelerinde Nur Yöken Bozkır'ın yalancı, sahtekar, düzenbazcı olduğunu, ifadelerinde sürekli işte yalan söylediğini ve bunun üzerine inşa edilmiş sahte bir iddianame olduğunu iddia ediyorlar. Yetmiyor. Zihni Çakır'ın da bu dosyaya verdiği bazı bilgiler sonrasında açılan bu iddianame işte Zihni Çakır nasıl bir insandı? Bak işte o birileri tarafından kontrol ediliyordu ve böyle bu şekilde bir iddianame hazırlandı diye savunma yapıyorlar. Aynı şekilde Enver Altaylı uzun bir savunma yaptı. Çok uzun bir savunma yaptı Enver Altaylı. Belki de en uzunu Fikret Emekli o yapmış olabilir. Ee, Enver Altaylı'nın söylediği şu. İşin özetini anlatıyorum. Bir kere diyor bana bu işte Rus fikrindeki insanlar ve mitin içerisindeki belli başlı gruplar ve işte Şenkal Atasagunlar e, geldiler bana bu Rus şeyinin saldırısıdır diyor. Çünkü ben Rusların bazı planlarını ortaya çıkardım diyor. Mesela uçak şey var düşürme olayı vardı ya. Türklere ne yapacağıyla ilgili Rus istihbaratının evraklarını bulmuş ve Türk devletine teslim etmiş Enver Altaylı. İşte diyor ben bundan diyor içerideyim diyor. Perin şey suçluyor. Diyor ki beni diyor hedef gösterdi. Ben o yüzden diyor içerde oldum diyor. Ve işin özünü şey anlatıyor. Diyor ki yani bu tamamen siyasi bir durum. Ben, ben zaten diyor 12 yıl ceza yemişim. Şimdi Yargıtay'da tam çıkacakken bana ikinci bir şey yaptınız. Mahkeme açtınız. Dolayısıyla beni içeri atacaksınız. Amacınız beni içeride öldürmek. Çünkü amacınız bu Türk devletine şey mücadele vermiş, bu Türk devleti için canını ortaya koymuş Enver Altaylı'yı bitirmek. Sizin hedefiniz bu falan filan diye söylüyor. Ergenekon havası Ergenekon mahkemeleri havası vermeye çalışıyorlar değil mi? Tabii, biraz olabilir. öyle bir durum var yani. Şimdi yorum yapmak yerine ben hani olanları anlatayım daha sağlıklı bir şey olur. Yorumları ayrıca yapacağız zaten. Ayrıca yapacağız yorumlar. Şimdi işin özü en önemli yerine söyleyeyim. Daha söyleyeceğim o kadar konu var ki anlatacağım. Ama işin özü şu. Sanıkların tam anlamıyla kafasındaki şey şu. MIT içerisindeki kliklerin savaşından biz buradayız. Bu bence kısmen doğru. Yani kısmen değil büyük bir oranda doğru. Hani biz buradayız ifadesi doğru değil ama MIT içerisinde büyük bir kavganın olduğunu çok net anlayabiliyorsun. Bugünün, bugünün teşkilatının içinden mi? Dünün teşkilatı. Dün belki de işte dün ve bugün devam eden belki de. Yani. Hmm. Çünkü Nuri Yoken Bozkır'ın şimdi Bunlar bir iddia. Ortaya attığı iddia şunur Gökhan Bozkır. Ben Türkiye'ye MIT tarafından getirildim. Tabuta kondum. Beni Ukraynalılar teslim ettikten sonra tabuta koydular beni. Uçakla getirdiler ve Türkiye'ye geldim. Hakikaten de avukatları diyor ki Nur Yökhan Bozkır'ın Türkiye'ye girişinin şeyi yok. Ve kaydı Ve kayıt yok. Nerede bu kayıt? hakikaten de tabutla getirdiklerine dair böyle iddialar çok ileri seviyede anlatılıyor. Şimdi geliyor Nuri Göşen Bozkır ve avukatların iddiası şu. Şimdi 25 gün boyunca MIT'te kalıyor. MIT'in içerisinde. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde iddia o ki bana işkence yapıldı diyor. Bu işkencede bana işte şunu söyleyeceksin, bunu söylemeyeceksin gibi bir sürü şeyler aktarılıyor ve e, sonrasında 25 gün sonunda psikolojisi bozulmuş bir şekilde Türk terörle mücadele şube müdürlüğüne yani emniyete teslim Emniyce. ediliyor. Emniyette de 12 gün boyunca kalıyor. 12 gün boyunca alınan ifadeler ki önceden vermiş olduğu ifadeler var. Ondan sonra 12 gün boyunca alınan ifadeler var. Nur Yöken Bozkır bütün hepsini zaten karma karışık hale bir getirdi. Bir doğru söylüyor, bir yalan söylüyor, bir sürü yalanı var, şey var. En son bu mahkemede Dedi ki ben dedi senaryo uydurdum. Bak, daha ilk gün duruşmadaki ifadesinde ifadesinde her şey ben dedi senaryo uydurdum. Buradaki isimleri de tamamen kafamdan attım. Benim derdim Necip Hablemitoğlu cinayetinde eee Necip Hablemitoğlu cinayetinde e, zaman aşımı geliyordu. Vicdanen bu kadar değerli bir insanın kimler öldürdüğünün tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman aşımının kalkması için, onu kurtarmak için böyle bir senaryo uydurdum. Yani bu anlattığı senaryo daha akıl almaz da. Böyle bir senaryo uydurdum. Dolayısıyla bu senaryoyu da burada işte ne oldu bakın Necip Ablamitoğlu cinayeti şey zaman aşımına uğramadı. Benim sayemde şimdi sizden şunu istiyorum. Araştırın. Ki bunun katilleri gibi yani Enteresan bir şey söylüyor. uyuyor bir daha şattım siz çıkarsın evet. yapıyor yani. Bunun sebebinin de ya da şeyinde herhalde o gazeteci zihni çakır atıyor. diyor ki beni yönlendirdi. Zihni çakır bana beni yönlendirdi. Sürekli mesajlar attı, sürekli bilgilendirme yaptı. Git savcıya konuş, git savcıya anlat dertlerini falan filan diye söyledi, gitti. Şimdi bu arada tabii Yasemin Hanım demiş ki şu an öylesine izliyorum. Konu karışık, ilgimi çekmiyor ama olsun diyor. Şöyle konu gerçekten aşırı karışık. Ee, ben tabi burada bizi izleyen izleyicilerimizin daha öncesinde Hablemitoğlu ile ilgili yaptığımız programları izlediğini varsayarak anlatıyorum. Çünkü bu kadar kısa zamanda bunları anlatmak çok zor. Bir videomuz var Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili dosyasıyla ilgili yaptığımız hatta tablo gösterdiğimiz bir şey var. o Bence onu önce bir izleyin arkasından da bu programda neler anlattığımızı bunlar tarihe geçecek anlar. Bu söylediklerim bu anlattıklarım gerçekten çok önemli. Çünkü buradan bir gladyo çıkabilir. Çıkmaya da bilir. Çıkmazsa demek ki başka bir gladyonun operasyonu vardır diyebilirsin. Ama mutlaka bir gladyo çıkacak orada. Sen bize nesnel verileri anlat ben sonra basitleştireceğim yani. Daha basit böyle anlatacağım. Ben şimdi bunu uzasın istemiyorum yani aslında. Kısa kısa Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tetiği çektiği söylenen özel kuvvetler mensubu Albay sonradan MIT'e girdi 2015-16'da. MIT'e girdikten sonra Suriye'de Elbap operasyonlarını yapan, Fırat Kalkanı operasyonunu yapan en öndeki isimlerden biriydi. Ve cinayeti işleyen budur dediler. Eski özel kuvvetler komutanlığında arkasından da şeyde. Şimdi e, Tarkan Mumcuoğlu'nun ve avukatlarının ifadesinde de özellikle diyor ki biz o zaman hakikaten de o dönemde cinayet zamanında Kazakistan'da görevde. Tarkan Mumcuoğlu. Savcının iddianamesinde diyor ki bir şekilde İstanbul, Kazakistan'dan Türk Hava Yolları ile geldi. İstanbul üzerinden aktarmayla Kıbrıs'a indi. Kıbrıs'ta kaydını yaptırmadı. Askeri uçakta Etimeskut'a ya da işte bir yer Ankara'ya indi ve orada cinayeti işledi. Tekrar bir şekilde Kıbrıs üzerinden Kazakistan'a gitti diyor. Ve bunu da gösterirken de hiç bugüne kadar hani tape olmayan eşinin ve Fikri Temey'in Kıbrıs'tan aranmasını gösteriyor ve avukatları ve kendisi de Tarkan Mumcuoğlu kendisi de şunu diyor. Hayır diyor. Ben Kazakistan'daydım. İşte ben orada o dönemde yapılan bir kurs vardı. ıslak imzalı şeylerim var. Onu ibraz ediyor. Benim 23'ünde bir fotoğrafım var. 18'inde cinayet işleniyor. 18 Aralık'ta ama 23'ünde benim fotoğrafım var diyor. Bakın diyor. Ben oradaydım diyor. Sonra e, Kazakistan'dan çıkış pasaportunu getirdi. Pasaportunu verdiler mahkeme başkanına. Kazakistan'dan çıkışım yok diyor. Bunun ve aynı zamanda Kıbrıs'tan da geldiğime dair herhangi bir şekilde öyle bir şey yok. Bu diyor tamamen bana diyor atmış bir kumpastır diyor. Şimdi soru şöyle geliyor. Ersan Barkın çok önemli bir soru soruyor. Size Milli İstihbarat Teşkilatı içerisindeyken ee, husumette olduğunuz kişiler var mıydı diyor. Diyor ki ben bu konu hakkında bir şey söylemem devlet sırrı bu tarz şeyler diyor. Ama diyor anlaşamadığımız birçok kişi vardı diyor. Şimdi Enver Altaylı da mitin içerisindeki bir kliğin kendisinin operasyon yaptığını, Nur Gökhan Bozkır da, Tarkan Buncuoğlu da, işte ne bileyim Levent Göktaş benzer şekilde şeyler söylüyorlar. Aslında işin özü Milli İstihbarat Teşkilatı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, şu bu falan bunun çerçevesinde dönüyor. Ancak biraz sığ dönüyor. Çünkü herkesin, her savunmayı yapanın kendisini kurtarmak istediği bir süreç başlatılıyor. Ki geniş çerçeveyi konuşmuyoruz. Geniş çerçevede inanılmaz işler var. İnanılmaz işler var. Onları ayrıca anlatacağım. Mesela Nuri Yöken Bozkır'la Erdoğan'ın fotoğrafı var. Tamam mı? Bu fotoğraf niye çekildi? oğlu'nun da sarayda benzerde evet işte. bir Evet, sarayda fotoğrafı var. Ama ben daha o zaman şu bomba bilgiyi söyleyeyim. Nur Göyken Bozkır bir itirafta bulunuyor. Diyor ki: Ben diyor Ukrayna'dayken sene 2018, sene 2018. Yani 2015'te soruşturma açılıyor. 2015'te Nur Göyken Bozkır cinayetle ilgili itiraflarda bulunmaya başlıyor. 2018'de Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. Ve Ukrayna'daki büyük elçimize diyor ki Nur Gökhan Bozkır'la ilgili yaptıklarınızdan dolayı yani Nur Gökhan Bozkır'ı tebrik ediyor ve övüyor. Recep Tayyip Erdoğan. Ve ödül veriyorlar Nur Gökhan Bozkır'a bizim hükümet. Halbuki 2015'te açılmış bir davada Nur Gökhan Bozkır şey Necip Ablemitoğlu cinayetinin göbeğinde ama öyle bir şey ki 2018'de Erdoğan onu ödül verdirttiriyor yani. Böyle bir durum. Sonra hatta işte kardeş hediyeler veriyor pardon. Hani ödül verdiriyor gibi. Ya inanılmaz bir süreçten bahsediyoruz. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi 100 tane örnek anlatacağım. ilerleyen zamanlarda. Çünkü ben izlerken sadece mahkemede şu oldu bu bunu söyledi falan filan diye izlemiyorum. Bambaşka ayrıntılar oradan çıkıyor. Enver Altaylı'nın anlattıklarında da çok önemli şeyler söylüyor. Diyor ki ben Mustafa Özcan'la görüşüyorum. Mustafa Özcan FETÖ'cü. Ben Mustafa Özcan'la görüşüyorum. FETÖ'nün iki numarası hatta. E peki diyor. Mustafa Özcan'la diyor. Başbakan, ben de başbakan yardımcısıyla, başbakan yardımcısıyla da görüşüyordu diyor. Bülent Arınç'la diyor her ay diyor düzenli toplantılar yapardı diyor. Sadece Bülent Arınç'la mı yapardı diyor. Abdullah Gül'e de, de düzenli toplantılar yapardı diyor. Her ay diyor. Bütün bakanlarla konuştular diyor. Her zaman konuşuyorlar diyor. Bir kere diyor ben konuşmuyorum ki sadece diyor. Mustafa Özcan'ın bütün şeyini çıkart. Bütün diyor hükümet diyor Mustafa Özcan'la diyor her hafta toplantı yapıyorlardı diyor. Peki diyor ben diyor Mustafa Özcan'la diyor yüzün üzerinde görüşme yapacağım. Ya yüzün üzerinde ben İbrahim Kalın'la görüştüm diyor. Hadi diyor o niye burada değil diyor. Sadece o da değil diyor. Ben diyor başbakan yardımcısıyla diyor dört düzün üzerinde görüşmem var diyor. Niye çıkartmıyorsunuz bunları diyor. Emre Altaylı. Hangi başbakan yardımcısına? Onu aslında? söylemiyor işte ismini söylemiyor çıkartın bunları diyor. Madem öyle diyor ben diyor şeyim diyor. Tetikçiyim. Mustafa Özcan'la bunu yaptım. Mustafa Özcan'la. Davutoğlu ile diyor Ali Babacan'la görüştüler diyor. Hadi bakalım diyor siz şimdi bunları söyleyin diyor şimdi o zaman. Söyleyin. Hani acayip itiraflar da atılıyor ortaya yani söyleniyor. Bunlar bir kenara. Konu bu değil. Konu cinayet. <laughs> Tarkan Mumcu'nun ve avukatların ifadesinde bunlar var. Yani biz diyor yapmadık. Onlarla ilgili de çok sağlam argümanlar iletiyor hakikaten de. Yani dışarıdan bakılınca Aa, Tarkan Mumcuoğlu'nun cinayeti işlemiş olma ihtimali yoktu Ama şöyle bir çarpı, çarpıcı bir olay oldu. Tarkan Mumcuoğlu kaldırıldı. Tamam mı? Tarkan Mumcuoğlu ayağa kaldırıldı. Dediler ki Şebnem Hablemitoğlu. O da orada. Kanice ve Uyvar... Hablemitoğlu'da yani evet. Hablemitoğlu'nun, Necip Hablemitoğlu'nun kızları da o duruşmada. Ve dediler ki Şengül Hablemitoğlu'nu da ayağa kaldırdılar. Tarkan Mumcuoğlu ayağa kalktı. İkisi birbirine baktı dediler ki mahkeme başkanı sordu Şebnem Hablemitoğlu'na. Sizin daha öncesinden şöyle bir iddia var çünkü. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yani tetiği çektiği iddia edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu Tarkan Mumcuoğlu'yla Necip Hablemitoğlu'nun bir görüştüğü, görüşme yaptığı. Bu görüşmeyi de Şebnem Hablemitoğlu'nun odasında, okulundaki odasında yaptığı söyleniyor. Şimdi iş öyle bir şey ki diyor ki görüşmeyi diyor ben diyor ben hani bununla mı yaptınız? Yani bununla mı yaptı Necip Hablemitoğlu? Soru bu. Şengül Hablemitoğlu diyor ki ben diyor kimseye hani vicdanen diyor insana sorumluluk açısından diyor yüzde bir şey söylemem ancak görüştüğü kişi bu, bu yüzden yani çok benziyor diyor. Gülüşü, Tavrı, boyu, posu, hareketleri çok benziyor. Yani, yani ilk yüzleşmede Şengül daha Ali... öncesinden zaten benzer ifade kullanıyor Şengül ablimi toplu. Hmm. Yani görmeden fotoğrafını görünce evet bu görüştüğü kişiydi diyor. Büsimai o zaman şöyle diyordu. Yani ben bu görüştüğü kişinin bu olduğunu düşünüyorum. Kesin eminim ne kadar getirecek bir ifade kullanıyordu. Ama şimdi mahkeme başkanı bunu bildiği için bir bakın diyor birimiz. İlk defa karşı karşıya gidiyorsunuz. Bu mu? Dedi ki Şebnem, Şeb, Hablemitoğlu, Şengül Hablemitoğlu. Dedi ki ben yüzde yüz demem ama görüştük kişinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve e, Tarkan Mumcuoğlu dedi ki ben sizin gözlerinizin içine bakıyorum. Ben sizin eşinizle hiç görüşmedim, sizinle de hiç karşılaşmadım diye bir cevap veriyor. Böyle çarpıcıydı aslında o an. Şimdi işin bir boyutu böyle. İkinci, diğer bir fikre temek Diyor ki benim diye hiçbir suçum yok. Ben Ergenekon'da yıllarca yattım. Şimdi bana Zihni Çakır zaten o dönemlerde de Ergenekon'dan içeri girmem için bana yazdığı kitapların yazılarının örneklerini gösteriyor. Şimdi de Zihni Çakır aynı şekilde beni işte suçun ortasına atmak için bu sefer FETÖ'cü ilan etti. Ben önceden şeydim. Ergene koncuydum. Beni ergene koncu olduğum için benimle ilgili yalan yanlış ihbarlarda bulunduğu kitaplarında bunu yazdı. Şimdi de yine zihni çakır. Yine benimle ilgili bunu yapıyor. Bu sefer de FETÖcü oldum diye bir savunma yaptı. Uzun bir savunmaydı. O da aynı şekilde. Aydın Köstem diye bir isim var. Bunu oradakiler çok iyi bilmiyor. Yani şu an izleyicilerimiz de çok iyi bilmiyor. Aydın Köstem denilen kişi normal bir iş adamı diye söyleniyor ve garip olan bir şey var. Aydın Köstemle Aydın Köstem silah savunma sanayi üzerinde sürekli silah alıp satıyor ve bunu da genel kurmaya ve jandarmaya yapıyor. Onu da bir iki cümleyle yani bu yargılananlar arasındaki... Bağı söyleyeyim. Şöyle Enver Altaylı ile Levent Göktaş arasındaki görüşme trafiğinin merkezinde Aydın Köstem var. Yani Enver Altaylı Aydın Köstem'i arıyor, Aydın Köstem Levent Göktaş'ı arıyor, Levent Göktaş Aydın Köstem'i arıyor, Aydın Köstem Enver Altaylı'yı arıyor. Enver Altaylı sonra şey arıyor, Mustafa Özcan'ı arıyor falan. Hani bağ bu şekilde kurulmuş ve bunların hepsi tabi iddia. Ticari olarak da bunların hepsi savunma sanayinde büyük silah, büyük işte ticaret, ilişkiler, al sat, al sat var falan filan var. büyük zenginleşmeler Ama demiş. o daha o dönemde o şey değil. 2000 sonraki şu anki yani iş. pozisyonları, ticaretleri geçmişler. buradan 2002'de, olur. 2002'de. Bunlar zaten birbirini tanıyor. Yalnız Aydın Köstem şimdi savcılık bu kişiyi paramiliter bir adam olarak gösteriyor. Bu adam karanlık bir adam. Bağlantıları çok derin ve bağlantıları üzerinden de kirli işler yapıyor diye söylüyor. Şöyle resmi kaydı da var herhalde hatırladığım kadarıyla. Jandarma istihbarata haber elemanı olarak çalıştırılmış. Aynı zamanda bu silah işlerini yaparken de Jandarma istihbaratın haber elemanı. Evet. Kesin bu. Kendisi de kabul ediyor. Jandarma istihbarat hatta gerekirse bu konuyla ilgili soru sorun cevabını da alırsınız Aynen. diye de mahkemede sundular. Jandarma istihbaratın haber elemanlığında yapmış bir süre. Şimdi bu kişi, bu kişi bir bilgisayarında enteresan bir not bulunuyor. Bu notta bir sıralama şu şekilde: Emre Altaylı. İki isim yazmış. Mustafa Özcan. Normalde sıralama tam tersiydi. Mustafa Özcan yukarıdaydı, Emre Altaylı Hı -hı. aşağıdaydı. İki Mustafa Özcan üç Levent Göktaş, tamam mı? dört ve 5 Levent Göktaş'ın arkadaşları, ekibi diye bir şey var. Devam ediyor bu, sonra bu yazıda falan şeyler. Bunu niye yazdınız diyor mahkeme başkanı. Yani bu nedir? Şimdi garip olan bir şey oldu. Önce bunu 2006'da yazdığını düşündü, söyledi. Sonra bunu 2016'da yazdığını söyledi. Sonra bunu 17-25'ten 17, sonra yazdığını söyledi. Kitap yazmak için diyor bir ben diyor şey yapıyordum notlar alıyordum diyor o notlar bunlar diyor. Diyor ki nasıl bir tesadüf ki bu notlar? Hani hepsi burada yargılanıyor. Nasıl bir notlarsa diye mahkeme başkanı soruyor. Aydın Kösten de şunu söylüyor. Ben o listeyi diyor. Şunun için yaptım diyor. Fetullah FETÖ'cülerle mücadele etmesi gereken ekip bunlardır diye yazdım diyor. E, mahkeme başkanı da soruyor. Nasıl diyor yani? FETÖ'nün iki numarası olan Mustafa Özcan'la mı FETÖ'yle mücadele vereceksin diye sorunca hayır ben diyor FETÖ'yü tanımıyorum Mustafa Özcan'ı ben diyor 17-25 sonrası diyor FETÖ'cü olduğunu anladım diyor. Bunun üzerine mektubu bu notu da 2016'da yazdı ortaya çıkıyor. Şimdi madem FETÖ yani Öyle burada demiş. bir enteresan bir çelişkili bir durum söz konusu oldu. Ve Aydın Köstem, işte sen şunu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Avukatın yarattığı hava nasıl Aydın Köstem için? Avukatın yarattığı hava bu Hayal bir adamdı. Hani normal şey değildi. Hani uçuk bir fikirleri olan Ciddi bir adam. Bu adam. Yani bu adam baksana demiş, yani mit, mit için başında Edip Başer gibi bir ismi şey olmuş. İşte kim sallar Aydın, Aydın Köstemi falan, falan. falan filan. Ha, özel evet böyle bir duruma getiriyor. Enteresan olan şimdi biraz karmaşık <laughs> olmuş olabilir ama dedim ya 8 günü 8 10 saatini anlatmak yani 80 saat gibi bir süreçten bahsediyoruz. 80 saat anlatmak inanılmaz uzun sürüyor. Ve bunların hepsini şu anda kafamdan anlatıyorum. Notlarımdan anlatmıyorum. Daha da anlatılacak çok şey var. Yaşanan bir sürü olay var ama şu bir gerçek. Şu anda savunmalar yapılıyor. Mütala verilecek tahliyelerini hissediler. Mahkemeye istenen, çağrılması istenen kişiler var. Sanıkların tamamı zihni çakırın operasyoncu olduğunu ve derhal buraya gelmesi gerektiğini söylüyor. Buna herkes de şey yani Necip Ablemitoğlu'nun avukatı şey Şengül avukatları da aynı şekilde diyor ki yani gelsin Zini Çakır. Be ben de yıllardır biliyorsun abi Zihni Çakır Ergenekon'un çıkmasında bir numarasını gördüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Bir adam çıksın gelsin bakalım anlatsın ne olacak orada. Ve şeyi de sorguluyorlar. Gazetecilik mi yapıyor? İstihbarat İran'da İstihbarattan soralım. Resmi bir ünvanı var mı? Bilmem ne. Bunlar bir belirlensin diyorlar. Kim adına konuşuyor? Aynen öyle. Şimdi bir kere herkes Zihni Çakır'ı söylüyor. İki, çağrılması istenen Nizamettin Afşar. Kim bu? Enver Altaylı'nın yardımcısı. Yani 20 yıl, 30 yıl boyunca evladı gibi her şeyini, para trafiğini falan yöneten kişi. Ve acayip bir şeyler anlattı ifadesinde. Dolayısıyla o ifadeden dolayı Enver Altaylı şu anda inanılmaz bir zan altında. Bir de Serhatılacak var, Nazlıcan abisi. O da şeyde, yurt dışında kaçak, Alman vatandaşı. O da e, kaçak olmasına rağmen avukatı geldi konuştu falan anlattı. Bir tartışma çıktı, kavga çıktı. Sen de oradaydın. Fina, final zaten onun hmm. oğluydu yani. Ve şimdi buradaki asıl mevzu ee, çağrılanlar arasında çağrılması istenenler arasında özellikle özellikle Enver Altaylı Şenkale, Atasagun buraya gelecek diyor gelsin diyor Anlatsın diyor bakalım diyor tehdit etmiş mi diyor Necip Ablemitoğlu'nu tonu diyor ben diyor oraya geldim beni niye dinletmiş diyor Şengal Atasagun bugün diyor MHP'yi diyor bu hale getiren diyor o diyor ben başbu diyor evimde diyor gelirdi diyor alpa benim evimde kalırdı diyor değil mi şimdi yani, Enver Altaylı şey başbu ee, Alpaslan Türkeş. Benim evimde kalırdı diyor. MHP'yi öyle bir hale getirdiler ki diyor bak diyor Şengal Atasagun yani MIT'in eski başkanı müsteşarı. işte diyor beni o dönemlerde dinletti diyor. Bana bu operasyonları yapanların başında bu geliyor diyor. Ruslarla işbirliği yaptı bu diyor. Aynı şekilde Perinçekçiler mesela mitin içerisinde diyor. Yargının içerisinde diyor Perinçek'in bir ekibi var diyor. Bu ekiple beraber Şengil Asad beraber oldular diyor. Ve beni dinlettiler diyor. Benim, benim üzerinden operasyon yaptılar diyor. Ve bu operasyonda diyor işte diyor bu adam diyor en önemli diyor adamdır diyor. Beni bu hallere sokan Şengel Atasakun buraya gelsin. MIT müsteşarının buraya gelmesini davet ediyor. Ve işin en enteresan tarafı sürekli kavga Levent Göktaş MIT müsteşarlığında ismi geçiyor. Necip Ablemitoğlu MIT müsteşarlığında ismi geçiyor. Enver Altaylı MIT'te çok kritik bir adam. Kozinoğlu ismi geçiyor. Kozinoğlu MIT'te MIT'in başına ismi geçiyor. Aynı şekilde Çengal Atasogun. Yani işin özünde bir mit tartışması var aslında bir de özünde tamam mı? Yani iş bambaşka yerle dolayısıyla herkes de konuşurken bir de devlet terbiyesi almış insanlar bu insanlar. Konuşurken de imtina ediyor acaba hani devlet şeyini ifşa eder miyim? Gizli sırrı ifşa eder miyim? Devlet sırrını ifşa eder miyim? Tedirginliği de yaşıyorlar kendilerini ifade ederken. Bu da çok zor. Yani Levent Göktaş'a mesela bir soru soruyor. Yani ben diyor bunu söyleyemem ya da Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ben bunu söyleyemem bu devlet sırrı diyor mesela. Ne diyeceksin? Bir de ben diyor bundan mı yargılanacağım diyor. Hani bunu söyleyince diyor bir de devlet sırrını açıkladığım için mi yargılanacağım diyor. Bir de böyle de bir durum var. Ve işin özü, işin özü şu anda ilk celsede mahkeme şimdi savcı gelecek bir konuşma yapacak. Mütalasını belirleyecek. Tahliye olacak mı olmayacak mı? Kimler dinlensin? Bunları kimleri mahkemeye çağıralım dinleyelim. Bunları Halil Şıvgın çağırılıyor. Halil Şıvgın da çok önemli bir isim. Necip Ablemitoğlu cinayetinde ismi geçenlerden. Ve işin özü yani en resmi şekilde yapılacak yani nesnen anlatabilecek süreç bu. Burada hiç yorum katmadan anlatmaya çalıştım. İlla araya belli başlı yorumlar kattım ama işin özü temel anlamda bu, bu çok önemli. Her şeyi adil nokta ne peki? Mahkeme ne bir kere şunu söyleyeyim. Bir kere mahkemeyle ilgili. Mahkeme başkanının çok adil, çok namuslu ve çok düzgün bir şekilde bu mahkemeyi yönettiğini düşünüyorum. Herkese söz veriyor. Sonsuz bir söz hakkı verme şeyi var harika bir şekilde dinliyor. Soruları çok anlamlı yerlerde soruyor. Gerektiği zamanlarda şey yapıyor falan filan. Yani ben mesela Enver Altan ne zaman söz istese mutlaka veriyor. Mutlaka Levent Göktaş buyurun dinliyorum diyor. Yargılayacak herhangi bir ifade kullanmıyor. Bir kere öyle. Aynı şekilde Şengül Hablemitoğlu ailesi ve avukatları çok saygılı bir şekilde dinliyor. Ve şunu çok net söyleyebiliriz. Yani peşin hükümlü siz suçlusunuz diyebilecek bir ifade kullanmıyorlar. Bir tek Hamdi Mitoğlu'nun bir avukatı şunu dedi. Burada bir örgütsel ha o da çok önemli. Dedi ki burada bir örgütsel şey savunma yapılıyor dedi. Hepsi anlaşmış, örgütsel bir an savunma yapılıyor. Buradaki asıl amaç burada diyor örgütün şeyini görüyoruz diyor. O çok anlamlıydı. Bunun üzerine de avukatlar tepki gösterdi. Sanık avukatları biz de mi örgütün içerisindeyiz yani bize mi söylüyorsun diye. Hayır dedi size söylemiyorum diye bir tartışma çıktı. Sen de oradaydın evet. zaten. Yani işin aslında bambaşka boyutu. Mesela Enver Altaylı'ya Kozunoğlu soruldu. Enver Altaylı'ya şey soruldu. Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar. Levent Göktaş'la ilgili değerlendirmeler. Bunlar soruldu. Nur Gökhan Bozkır işkence edildiği yerlerini gösterdi. Ayakkabısını çıkardı, çorabını çıkardı. Alın diyor, bakın diyor. Bir yıldır diyor, bu iz burada diyor falan anlatıyor. Şimdi işin mahkeme çok iyi yönetiyor bence. Savcı, şu zaten olaya çok hakim. İlk üç gün gelmedi ama sonraki günler geldi. Olaya çok hakim. Çok önemli sorular soruyor, kritik sorular soruyor. Ama sanık ve sanık avukatları otomatik olarak savcı Zafer Ergün'e inanılmaz bir psikolojik baskı yapıyor. Belki haklı olarak yani yaz, yazan o. Yani sen beni suçladın ben suçlu değilim kardeşim diyebilecek şekilde Zafer Ergün'e böyle hatta bazılarında çok ağır ithamlar. Yalancı hani yalan şey söylüyor şey. hayal kuruyor. Hatta hayal hayal. Enver Altaylı şey diyor Zafer Ergün'le ilgili. Tamamen diyor şey diyor kriminal bir şey roman yazarı diyor. Tam bir roman yazarı diyor. Ama bu dün romanı da diyor Kitap yapsa diyor satmaz diyor yani o kadar diyor başarısız bir roman falan diye anlatıyor ve çok ağır şeyler söylüyorlar. Savcı şey, o da sakinini koruyor ve sorularını sakince soruyor ve e, işin özünde bir gergin şeyinde tabloda bir süren ve bitmeyen ve çok önemli bilgilerin anlatıldığı bir duruşmadan bahsediyoruz, bir davadan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte deliller gelecek, bir kişi raporları gelecek tanıklar dinlenecek ve ondan sonra savunmalar, son savunmalar, şunlar bunlar anılacak, sanıklar tekrar yapılacak falan ve gerçek ortaya çıkacak. Ben gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Gerçek nedir, ne değildir bunu biz bilmiyoruz. Öngörümüzü yapabiliriz tabii ki. Ama kimse şu anda çok büyük bir itham bu. Sen, şimdi diyor ki siz nasıl söylersiniz bana diyor. Mehmet Narin mesela hani Levent Göktaş'ın Emiraz Subayı diye bilinen bir kişi iki hat alıyor. Ember, şeye Levent Göktaş istiyor. Diyor ki ben yani niye aldım diyor bu hattı. Ya diyor komutan bana diyor ben diyor Emir Subay gibi. Yani her şey şoförlüğünü yapıyorum ona git diyor. Banka işlerini yapıyorum onu yapıyorum. Ya bana diyor hani çatışmaya girdik kaç defa diyor. Hani kendisiyle diyor. Ben diyor hani mermi gelse Levent Göktaş'a ben diyor önünde göğsümü siper eder dururum diyor. Yani göğsünü mermiye siper edecek bir adam iki tane hattı mı esirgeyecek diye. Ve askeri hiyerarşi bizim ahlakımızda öyle bir şey yok diyor. Ki gerçekten bu konuda haklı. Askeriye de ya iki hat alır mısın diye sorsa hani yıllarca asker arkadaşı alır ki nitekim bunun çok örneği var. İki hat almış bu iki at üzerinden zaten Levent Göktaş konuşuyor. Mehmet Narin de. Diyor ki yani ben diyor askerlik görevimi yerine getirdim diyor. O tutuksuz yargılanıyor bu arada. Dolayısıyla işin özü ee, şu andan itibaren bir örgüt var mıdır yok mudur tartışmaları ötesinde yorum yapmaya çalışırsak yanlış bir şey yapabiliriz. O diyor ki mesela ben diyor nasıl olur da bu kadar değerli bir insanın ölümünden sorumlu tutulabilir. Bunu kabul etmiyorum diyor. Vicdanım bunu kabul etmiyor. Levent Göktaş da benzer şey söylüyor. Ben diyor Ergenekon'da kumpası yedim. Şimdi de burada. Fikret Emek de aynı şekilde söylüyor bana. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani şimdi de o zaman dolayısıyla çok büyük bir yük. Sen Necip Hablemitoğlu'nu öldürdün. Diye. İşin özü bu. Şengül Hablemitoğlu da çok önemli bir anlamlı bir söz söyledi. Duruşmanın sonunda ona da söz verildi. Dedi ki, ben dedi, hani şeyin diyor, sadece hakikatin şeyindeyiz hakikatin ortaya çıkmasından yanayız. Ama e, burada konuşulan para, herkes parayı konuşuyor. Sen bu kadar aldın, bu kadar verdin. Serhat Ilıcan şu kadar parası vardı. Enver Altaylı şu kadar şuna para verdi, buna bu kadar verdi. Aydın Köstüm'e para vermiş falan filan. Hep böyle paralar konuşuluyor. Bu para, ben diyor bu kadar paranın konuşulduğu bir yer görmedim diyor. Burada da diyor şaşırıyorum ben diyor. Çok anlamlı bir sözdü bu. Niye? Yani çünkü konu para değil. Konu bir cinayet konu çok önemli bir aydının. Ki şöyle bir şey oldu. Emre Altaylı, Necip avukatları, Necip Ablemitoğlu'nun sıradan bir akademisyen olduğunu iddia edince Ersan Barkın, Ablemitoğlu'nun avukatı çıktı dedi ki sıradan bir insanın 2001'de söylediği şeyler önümüzde gerçekleşti. FETÖ tehdidi. İşte nasıl bir sıradanmış tarzında çok böyle sert, net bir ifadeyle tepki gösterdi Emre Altaylı avukatlarına. Söylenecek çok şey var. Bunların hepsini İnanın o kadar önemli şeyler var ki anlatacağım. Bu şu anda mümkün olduğu kadar yorum yapmamaya çalışıyorum. Ama yorumla anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Türkiye'nin tamamının izlemesi, dinlemesi gereken bir dosyayı, duruşmayı, davayı kim izliyor biliyor musun? Anadolu Ajansı. Onlar zaten her duruşmayı izliyor. Demirören Haber Ajansı. Bunlar zaten her duruşmayı izliyor. Garip olan bugüne kadar belki de onlarca haber yapmış. Sabah gazetesi izlemiyor. Duruşmayı. İki, bu duruşmaya kim izliyor gazetecilerden? Aydınlık gazetesi. Muhabirleri. Ben, Müesser Yıldız, başka kimse değil.